Sevgili izleyiciler, stüdyomuzda Uluslararası Gezici Film War Kadın Filmleri Festivali'nde gösterilen Derin Nefes Al filminin yönetmeni Başak Büyükçelen bizimle birlikte. Hoş geldiniz. Hoş bulduk, iyi akşamlar. Sohbetimize başlamadan önce dilerseniz bir filmin fragmanını izleyelim, sonra stüdyomuza dönelim ve başlayalım. Evet. Sadece muayene edeceğim kızım, tamam mı? Sakin ol. Tamam, yok bir şey. Derin nefes alıp veriyorsun. Al ver. Al ver nefes. Evet. Şimdi sadece bu görüntüler bile aslında böyle delip geçmeye yeterli gibi geliyor bana. Neden peki? Neden bu konu? Neden bu konu? Öncelikle kadına şiddet, daha sonra kadına psikolojik şiddet ve ondan sonrasında da cinsel baskıyla gelen psikolojik şiddet diye böyle düşündüğümüz zaman en ana konulardan bir tanesi bekaret. Yani yalnızca genç kızların, genç kadınların derdi değil, aslında toplumsal bir dert. Çünkü ailelere çok büyük baskılar yapılıyor, toplumsal baskılar yapılıyor. Dolayısıyla ben bekareti ele alayım diye düşündüm. Bu çerçevede 3 tane birbiriyle ilintili ama hep bekaretin konuşulduğu 3 tane kısa film yapayım dedim. Derin Nefes Al'da ilk filmi oldu. Peki bu hikaye neyi anlatıyor? Hani bekareti anlattığını biliyoruz ama hani nasıl oluştu o kareler sizin kafanızda? Nasıl oluştu? Aslında birkaç tane görüntüden, bu tarz kontrollerden geçen kadınlarla ilgili fotoğraflara bakıyordum ben. Oradan bununla ilgili bir öykü oluşturayım diye düşündüğüm zaman bir kadını bu kadar büyük bir travmaya götüren nedir acaba? Bunu sorgulayalım diye düşündüm ve en çok onu sıkıntıya sokan şeyin bekaret kontrolü olduğunu, yani o muayenenin, fiziksel muayenenin olduğunu düşündüm. Ve bunu ele alalım, bunu görelim. Bu kadına neler yapıyor bu? Nasıl psikolojik sıkıntılardan geçiyor ve onun üzerindeki etkileri neler oluyor? Bunları görelim dedim. Peki oyuncuları nasıl seçtiniz? Oyuncuları nasıl seçtim? Nesrin Cevatsade'ye çalışmayı çok istiyordum zaten, kendisinin oyunculuğunu bildiğim için. Daha sonra anne ve baba için dışarıdan çok modern görünen, çok entelektüel görünen bir aile tiplemesi yaratmak istedim. Biraz şaşırtmak, biraz başka bir yönünü göstermek için belki de. Ve hem fiziksel hem de tabii ki oyunculuklara bakarak böyle bir tercih yaptım. Neden modern olması önemliydi? Aslında bekaretin hani böyle sanırım hani ailelere göre sınıflandırılmayacak bir konu özellikle Türkiye'de. Hani evet. Her tipten, her kesimden okumuş, okumamış üniversiteli aslında önemsediği ve hani bir süre sonra bunu kendine dert edebileceğini mi göstermeye çalıştınız bu kısa filmde? Biz herhalde sinemada hep şunu bekliyoruz. Belli konular belli ailelerin başına geliyor. Bazı şeyler bazı ülkelerde oluyor diye böyle bir beklenti oluyor bizde. Hem sinemasal bir kaygıyla böyle bir şey yaptım. Yani başka bir açıdan bakalım biz bu olaya. Yalnızca işte orada bir yerlerde yaşayan ufak bir kesimin başına geliyor bunlar demeyelim diye sinemasal bir kaygıyla yaptım. Hem de sizin de dediğiniz gibi sadece bazı yerlerde oluyor diye bakmayalım. Öbür tarafa da biz kameramızı çevirelim, oraya bakalım diye düşündüm. Ben ilk görüntüleri izlediğimde evet, bekaret kontrolü gerçekten hani kadınlar üzerinde, özellikle kız çocukları üzerinde derin travmalar yarattığı bir gerçek ve kanıtlanmış bir şey, yaşananlar da bunu gösteriyor ama daha çok o sandalye kısmına kendimi kaptırdım ve sanıyorum izleyen kadın nasıl tepkiler aldığınızı bilmiyorum, onu da soracağım ama izleyen kadınların çoğu herhalde o sandalye ile ilgili yorumlar yapmıştır diye düşünüyorum. Çünkü çoğu kadının aslında böyle çok da rahat, böyle kendini bırakarak hani o derin nefesi doktorun tabir ettiği gibi kendiliğinden alıp rahatça muayene ettirdikleri bir sandalye değil orası. Başkaları ne diyor, onu öğrenmek istedim aslında. Şimdi tabii filmi yapmadan önce böyle bir sürü kadınla konuşuyorsunuz. Yani sen nasıl hissettin kendini, nasıl deneyimlerden geçtin diye. Ama asıl izledikten sonra ilk kadınların ağzından çıkan şu oluyor. Çok rahatsız edici bir film. Ama bunu bir iltifat gibi söylüyorlar. Yani o rahatsız ediciliği, bizim yaşadığımız şeyi aktarmışsınız ekrana diye bakıyorlar. Kadınlarda hep o şeyi görüyorsunuz. Yani kendi yaşadıklarını ekranda görüyor.
oradaki karakterle empati kuruyor ve bunu da yine içine dönerek size aktarabiliyor. Erkekler ne diyorlar peki? Erkekler aslında... Anlayabiliyorlar mıdır acaba? Ben öyle de düşünüyorum. Şöyle, birebir anlamaları tabii ki mümkün değil. Böyle bir şey deneyimleyemedikleri için. Ama filme baktıklarında bu genç kızın gözünden biz gördüğümüz için her şeyi, onun nefes alışıyla, onun dudağındaki titremeyle, onun gözlerini kapatışıyla, bunlarla izlediğimiz için onlar da gerçekten o rahatsızlığı duyduklarını iletiyorlar. Peki kadınlar için rahatsız edici ve bunu dile getiriyorlar. Nasıl yaşıyor peki diğer kadınlar? Hani siz böyle bir sürü hikaye dinlediğinizi söylüyorsunuz. Hani o en rahatsız edici mesela hikaye, şu hikayeyi anlatın demiyorum tabii ama hani o en savunmasız oldukları için mi böyle bir şeyden evet iyi ki bunu verdiniz diye söylüyorlar. Kimisi çünkü kendisinin taciz edildiğini, hatta tecavüze uğramış gibi o sandalyede hisseden kadınlar da var. Neler söylüyorlar size? Aynı anda böyle söylüyorlar işte. Yani o sandalyeye oturduklarında öncelikle eğer kendi istekleriyle gittilerse o başka bir şey. Yani zaten yine rahatsız edici bir fiziksel muayene ama özellikle kendi istekleriyle gitmiyorlarsa ya da mecburiyetten gidiyorlarsa, yine işte bu bekaret olabilir, başka bir takım sıkıntılar olabilir. O zaman ister istemez ayrı bir boyuta geliyor her şey. Değişiyor yani yarattığı travma. Yarattığı duygu kesinlikle değişiyor. Hele ki tabii öyle bir şey açık açık konuşulmuyor ama hani başından bu tarz muayeneler geçmişse bir kadının o zaman bakışı çok daha farklı oluyor tabii ki. Peki Türkiye'de böyle yurt dışında da gösterildi bildiğim kadarıyla. Evet. Orada nasıl tepkiler aldınız? Orada nasıl Türkiye'de böyle miymiş falan mı diyorlar yoksa gayet normal bizim için? Hani ne olmuş ki? Nasıl bakıyorlar filme? Neyi gösteriyor onlar için? Onlar için neyi gösteriyor? İki tane konuya değineyim o zaman. Birincisi onlar da Türkiye'de nasıl tepkiler aldınız diye sordular. Yani onlar da burada kadınlar ne dedi ya da toplum ne dedi onu merak ediyorlar. Ama sanki aynı şey onların da başından geçiyormuş gibi ya da bu bekaret kontrolü olsun olmasın yalnızca o sandalyenin varlığı ve bir kadının böyle zorla muayene ediliyor olması zaten hangi ülkede yaşarsa yaşasın her kadını rahatsız ediyor. Ama onun dışında bekaret yalnızca bizim üzerimizdeki bir baskı değil. Mesela bugün Amerika'da saflık baloları adı altında babaların kızlarını bir bekaret yemini ettirdikleri bir takım baloların düzenlendiği bilgileri geliyor. Bununla ilgili belgeseller yapılıyor. Yani yalnızca bizim derdimiz değil aslında. Dünyanın her yerinde belli kesimlerde bu bir sıkıntı. Dolayısıyla bunu bir şekilde bilen, deneyimleyen ya da hiçbir şey olmasa bile yalnızca o masaya bir şekilde oturmak zorunda kalan bütün kadınların zorlanarak izlediği bir film bir yandan. Ama sanıyorum Türkiye'de daha başka türlü tartışıldığı için bu mesele. Hem hani bu kontrolün yapılması başlı başına zaten hani bekaretiniz varsa bile ki biz bunun hani haberlerini de yaptık. Öldürülen birçok kadından, kız çocuğundan söz etmek mümkün. Hiç o raporlar çıkmadan sadece o masaya oturduğu için öldürülen kadınlar var Türkiye'de. Sanıyorum ki bu filmin bir devamı gelecek ve yine aynı konuyla yapacaksınız. Peki orada biz ne göreceğiz, ne izleyeceğiz? Nasıl bir hikayeyle karşımıza çıkacak? Hani buradan hikayeyi anlatın demiyorum elbette ama belki ipuçlarını verebilirsiniz. Şöyle, bu üç filmin ana merkezine ben doktoru almak istedim. Bir kadın doğum doktorunun önünden neler geliyor geçiyor. Dolayısıyla ikinci filmde bu sefer çok daha farklı bir şeyse olan, geçmişten gelen bir ailenin yine bekaretle ilgili başka bir sıkıntısını görelim. Yani bu sefer bir bekaret kontrolü olmasın ama bu çerçevede neler yaşıyorlar? Aile ne yaşıyor? Yalnızca bu... Bunlarla uğraşmak zorunda kalan genç kızlar değil, bu anne babalar neler yaşıyorlar bunu görelim diye düşündüm. Bu sefer de annenin gözünden izleyelim. İlk filmi genç kızın gözünden izledik, onun deneyimlerini paylaştık. İkinci filmde de bu sefer bir anne kızı için neler yapmak durumunda kalabilir, onunla birlikte neler yaşayabilir bunları izleyelim. Sonrasında bir babanın duygularını da izler miyiz? Daha oraya önce bu ikinciyi çekelim. Üçüncüde aslına bakarsanız biraz da doktorun gözünden izleyelim istiyorum. Çünkü en çok deneyimi onlar yaşıyorlar. Çok farklı öyküler geliyor onların önüne. Onlar da bir şekilde dahil oluyorlar olaya. Ama onların yargılama hakları yok doktorların. Olmamalı. Türkiye'de böyle olduğunu düşünüyor musunuz peki? Olması dileğim. Kesinlikle dileğim. Yani doktorlar yargılamasınlar. Ama tabii ki hani insanlar... Tabii tenzih ederek söyleyelim ama yani Türkiye'de hani böyle bir jinekoloğa bir genç kadın gidiyorsa ve hani başından böyle ne bileyim mesela istemediği bir bebek varsa ya da bekaret kontrolü için gidiyorsa bazı doktorların başka tepkileri, başka yaptırımları, başka telkinleri olabiliyor.
Muhakkak, belki bunları muhakkak da göz önünde bulundurarak bir şeyler yapabilirsiniz. Şimdi ben üçüncü filmde biraz daha doktora objektif yaklaşmak istiyorum ama tabii ki o noktaya geldiğimizde mutlaka farklı açılardan alıp onu nasıl bir pozisyona koymak lazım, onun gözünden nasıl anlatmak lazım ve bunu görsel bir şekilde sinematografik olarak nasıl yapmak lazım mutlaka düşüneceğim ama dedikleriniz de bir kenarda yani. Peki anneleri nasıl dinleyeceksiniz? Anneleri nasıl dinleyeceğim? Genç kızları nasıl dinlediysem? Yani hepsiyle bir kere bu konuyla ilgili bir şöyle bir şey yapayım. Çünkü bu konular hep mahremdir ya bizde. Evet. Konuşulmaz, gizli tutulur. Hani bir ben en azından öyle gördüğüm için söylüyorum. Hani bir anne de kızını bekaret kontrolüne götürdüğünü çok söyleyemez, söylemez. Evet. Hani belki kız bunu dile getirebilir, anlatabilir. Evet. Şöyle şöyle şeyler olmuştu değil mi? Anne de hani biraz çok yaralanmadıysa eğer anlatmaz. Onun için sanırım biraz zor olacak gibi geliyor annelerle görüşmek. Ya da böyle bir çalışmanız var mı? Görüştünüz mü hiç birileriyle? Şöyle tabii ki birileriyle görüşüyorsunuz ama sizin de dediğiniz gibi çok mahrem bir konu olduğu için konuşmak o kadar kolay değil. Aynen dediğiniz gibi bu şeyi yaşayan, bunları yaşayan ve bundan dolayı sıkıntı yaşayan genç kızlar daha rahat açılabiliyorlar. Ama bu konuyla ilgili bir sürü yayınlanan kitap, yapılan bir sürü belgesel hem Türkiye'de hem yurt dışında bir sürü kaynak olduğu için biraz daha rahatım. Bir de tabii kurgu olduğu için sinema biraz daha rahat davranabiliyorsunuz. Yani asla gerçekçilikten kopmuyorsunuz, gerçek faktörlerden kopmuyorsunuz ama biraz da işin içerisine şuraya da ben işte tuzunu biberini ben katayım diyerek daha rahat davranabiliyorsunuz. Ama ilk filmde biraz çok gerçekçi, her şey çok gerçekçi. Evet. Oyuncunuz bunu oynarken hani keşke burada olsaydı da ona sorsaydık ama ne dedi, nasıl tepkiler verdi? Zor bir rol bence. Çok zor bir rol. Belki de biraz da bu yüzden istedi. Yani ilk konuştuğumuz zaman ben senaryoyu Nesrin Hanım'a götürdüğümde ilk söylediği şey bunu oynamak bir deneyim olacak demişti. Gerçekten çünkü bu kamera karşısında dahi olsa, kurgusal dahi olsa sonuçta bunları hissediyor genç kız. Oldukça zor geçti tabii ki muayene sahnesi. Çünkü herkes beraberinde hissediyor. Yani doktor için de zor, genç kız için de zor, dışarıda bekleyen anne baba için bir de zor. O karaktere girdikleri zaman gerçekten mesela biz içeride çekim yaparken dışarıda anne babanın fotoğrafları çekilmiş. Ayıramazsınız gerçekten şey duruyorlar böyle büyük bir panikle bekliyorlar acaba kız bakire mi diye. Halbuki tamamen bir oyunculuk. Nesrin Hanım çok tabii yetenekli olduğu için işimiz çok kolay oldu. Ama uzun bir konuşma sürecinden geçtik. Yani bu kız neler hissediyor, niye orada, oraya gidiş öyküsü nedir? Film çok kısa olduğu için zaten başını da görmek istemiyorsunuz. Yani bu kız niye oraya gitti? İzleyici bilmesin. Herkesin kafasında başka bir şey oluşsun. Herkes başka şekilde yorumlasın bunu. Fakat bir oyuncuyla oturduğunuz zaman tabii istediğiniz şekilde alabilmek için oyunculuğu ona bir geçmiş yazıyorsunuz. Ve ben o geçmişi Nesin'le paylaştım ve o da tam istediğimiz şekilde çok büyük rahatlıkla çektik. Geçmişi biz bilmiyoruz ama. Evet, bence bilmeyelim de zaten. Yani çünkü o zaman öyle bir yargılamaya girmeyelim. Yani bu kız niye oraya gitti? Mesela siz izlediğinizde kafanızdan işte belki de böyle bir şey oldu o yüzden kızı buraya götürdüler dersiniz. Bir başkası başka şekilde yorumlasın. Biraz ya, da yoruma açık olmuş, olsun. İyi olmuş götürsünler, götürülmeliydi zaten diyenler de belki olabilir, olmaz değil. Son iki dakikamızın içine girdik. Kısaca şöyle sorayım ben. Neden izlesinler? Belki hani kadınlar zaten bunu yaşıyorlar. Belki kadınlar o hani yalnız olmadıklarını bilmek için mi izlemeliler? Erkekler niye izlemeliler? Sizden dinleyelim ve öyle kapatalım. Tamam. Niye izlensin? Bu konuyu bir kere sinemada görmek için izlensin. Nasıl yapılmış? Gerçekten bu insanlar nasıl hissediyorlar? Kurgusal dahi olsa bunları görmek için izlensin. Belki kadınlara bir yandan bir empati kurabilecekleri, hiç eğer başlarına böyle bir şey dileriz ki gelmediyse buna empati kurmalarına yardımcı olabilir. Ya da bu tarz şeylerden geçen kadınlar için belki bir iç rahatlaması olabilir. Yani bunu sinemada gördüğünde evet ya birisi de bunu ekrana aktarmış, benim söyleyemediklerimi, yapamadıklarımı aktarmış, bunun için izleyebilirler. Bir de film yalnızca sonuçta kontrolden oluşmuyor. Bu kız ipleri eline almak istiyor, vücudunun kontrolünü geri almak istiyor. Bunu da başarıyor. Bence bu başarı için de görmeli. Evet. Teşekkür ediyoruz. Teşekkür böyle bir şey ederim. Yansıttığınız için bize gözünüzden. Aynı zamanda Mor Kamera Umut veren Kadın Sinemacı Ödülü'ne de layık görüldünüz. Kutluyoruz sizi tekrar. Teşekkür ederim. Teşekkürler katıldığınız için. Sağ olun. Evet sevgili izleyiciler, bugün Başak Büyükçelen bizimle birlikteydi. İyi bir hafta sonu geçirmenizi diliyoruz. Hoşçakalın.